İstinaf yoluna başvuru akabinde verilen kararların temyizi. İstinaf yoluna başvuruda Bölge Adliye Mahkemesi kararlarına karşı temyiz yolu açık mıdır? Hangi kararlar temyiz edilebilir? Bölge Adliye Mahkemesi kararlarına karşı kararın taraflara tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içinde temyiz yoluna başvurulabilir. Ancak temyiz için dava değerinin 40 bin Türk lirasından az olmaması gerekir. Temyiz dilekçesinde neler yazılır ve dilekçe nereye verilir? Temyiz dilekçesinde temyiz eden ile karşı tarafın davadaki sıfatları, adı, soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve adresleri, bunların varsa kanuni temsilci ve vekillerinin adı, soyadı ve adresleri, temyiz edilen kararın hangi Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi'nden verilmiş olduğu, tarihi ve sayısı, Yargıtay'ın bozma kararı üzerine bozmaya uygun olarak ilk derece mahkemesince verilen yeni kararın veya direnme kararına karşı temyizde direnme kararının hangi mahkemeye ait olduğu, tarihi ve sayısı, ilamın temyiz edene tebliğ edildiği tarih, kararın özeti, temyiz sebepleri ve gerekçesi, duruşma istenmesi halinde bu istek, temyiz edenin veya varsa kanuni temsilci yahut vekilinin imzası bulunur. Temyiz dilekçesi kararı veren Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi'ne veya temyiz edenin bulunduğu yer Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi'ne veya ilk derece mahkemesine verilebilir. Temyiz incelemesi nasıl yapılır? Duruşma yapılır mı? Dava değeri 60 bin Türk lirasını aşmadıkça duruşma yapılmaz. Dava dosyası üzerinden incelenir. Bu miktarı sağlayan davalarda duruşma yapılması için tarafların talebi gerekir. Talepte bulunan taraf duruşma için gerekli harç ve giderleri de yatırmakla yükümlüdür. Yargıtay temyiz incelemesi sonunda verdiği onama kararına karşı ne yapılabilir? Yargıtay'ın kararı ile karar kesinleşir. Bu nedenle artık tek başvurulacak yol yargılamanın yenilenmesi olacaktır. Yargılamanın yenilenmesi yoluna başvurular kesinleşen kararın önemli hatalar içermesi halinde mümkün olacaktır. Çünkü bu kanun yoluna başvuru belirli ve önemli sebeplerle sınırlı istisnai bir başvurudur. Yargıtay temyiz incelemesinde bozma karar verirse ne olur? Yargıtay kararın tamamının veya bir kısmının bozulmasına karar verebilir. İstinaf Mahkemesi'nin bizzat davanın içeriğine girerek inceleme yapması sonucunda verdiği ret kararı temyiz edilmişse, İstinaf Mahkemesi'nin bu kararı kaldırılır. Dava dosyası ya kararı veren ilk derece mahkemesine ya da başka bir istinaf mahkemesine gönderilir. Eğer İstinaf Mahkemesi'nin düzelterek veya yeniden davanın içeriğine girerek aldığı bir karar varsa, Yargıtay sadece kararı bozar, yoksa kendisi yeniden yargılama yaparak karar vermez. Bozma kararı karşısında mahkemenin iki imkanı vardır. Bozma kararına uymak, bozma kararına direnmek. Mahkeme kararı uyarsa artık bu uyma kararından dönemez. Ancak taraflar uyma kararını temyiz edebilir. Mahkeme karara direnirse inceleme ilgili bozma kararını veren Yargıtay Hukuk Dairesi'nce yapılacaktır. Çünkü temyiz edilen mahkeme kararları Yargıtay'ın hukuk dairesi birimleri olan mahkemelerde görülmektedir. İlgili hukuk genel kurulu direnme kararına karşı onama ya da bozma yetkisine sahiptir. Kararları kimlerin temyiz etme hakkı vardır? Temyiz yoluna davanın tarafları başvurabilir. Tarafların kararın temyiz edilmesinde hukuki yararı ve menfaati olmalıdır. Hukuki menfaat şartı gerçekleştiği sürece davada haklı çıkmış olan taraf da temyiz yoluna başvurabilir. Temyiz sürecinin infaza etkisi nedir? İcranın geri bırakılması varsa kararı temyiz infaza nasıl etkiler? Tarafların kararı temyiz etmesi kural olarak kararın icrasını durdurmaz. İcranın durdurulabilmesi için borçlu olan tarafın teminat göstermesi gerekir. Gerekli teminatın gösterildiği belgelenerek Yargıtay'dan icranın geri bırakılması için süre istenir. Yargıtay süre verirse ilgili karar icra dosyasına sunulur. Böylece temyiz sürecinde Yargıtay'ın verdiği süre boyunca icra işlemleri durdurulabilir. Yargıtay'ın vermiş olduğu onama veya bozma kararının icraya etkisi nasıldır? Hüküm Yargıtay tarafından onanırsa alacaklı taraf onama kararını mahkemeye sunarak dosyadaki teminatın kendisine ödenmesini isteyebilir. Dosyada teminat mektubu varsa bu durumda mektubun paraya çevrilmesini talep edebilir. Hüküm Yargıtay tarafından bozulursa teminat olarak hüküm olunan parayı dosyaya depo etmiş olan borçlu teminat gösterdiği paranın kendisine geri verilmesi için mahkemeye başvurur.